Galatasaray taraftarı soruyor yani yönetim seçildi yarın mazmatalar alınacak elbette başkanın şu anda çok telaşesi var onu da biliyoruz Dursun Bey'in ama bir şekilde de tren rayına oturacak hocam önümüzdeki hafta netleşir her şey. bu hafta dediğim gibi mazmata var öbür günde işte yönetim paylaşması olur kimler ne görev alacak görev alım mı görev dağılımı e zaten Ankara'ya gidilecek şey mutlaka şey var. TFF'nin seçimi var. Tabii tabii. O, o var. var. Şu anda bu, bu biraz sürünceme de geçebilir ama önümüzdeki haftadan itibaren yani büyük olasılıkla pazartesi düğmeye basılır. Zaten isimler hemen hemen bellidir. Olması gerekenler ve hatta daha çok araştırılacak şeyler. Yalnız ben, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Cenk için bir paragraf açacağım. Sevgili Cenk kardeşim için. Hani burada sezon başında Nasıl ıı, Işıtan Gün'le Ogan Targan Galatasaray'da bir sorun oldu. Menajerlik olayından. Doğru mu? Bir sorun yaşandı. Neydi Yönetimin o? içinde. Hmm. Şimdi sevgili Cenk kardeşimiz ki bunu artık dünyada büyük kulüpler yapıyorlar. Bir menajerle anlaşıyorlar. Resmi hmm. bir menajerle. O menajer ilk görüşmelerini yapıyor. Ondan sonra sportif direktör kimse veyahut da başkan, yönetim kuruluna gelip sunumlarını yapıyorlar. Yani sportif direktör birebir hocayla ee, ne bileyim sporcuyla futbolcuyla muhatap olmuyor veyahut da futbolcunun şeyine menajerine. Bu resmi menajer Cenk sevgili Cenk resmi menajer Türkiye'de. Hı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan olmuş resmi bir menajer. Olması gereken de bu. Kulüplerde mutlaka bu tarzda açılımları yapmak lazım artık. Eskiden zaten hatırla kulüplerde genel menajer Şimdi zaten genel menajerdi, e, Cenk bizim çalıştığımız dönem o dönemler idari menajerdi. İdari Pardon. idari. İdari menajer ama bu şimdi resmi menajer sıfatı var. Şimdi yarın öbür gün başladınız bir, bir iki tane sorunlar oldu kimse kalkıp da demesin ki ya işte menajeri getirdiniz menajer de resmi menajerlik yapıyor onlara hiç girilmesin. Baştan her şeyi koyalım hı hı. ve bu konuda da e, uzmanlığı var uzmanlığı var her tarafı da tanıyor. Yabancı dilleri var. İşte Mançeri döneminde de çalıştı onlar. Belki daha de vardı. Fatih Hoca ile birlikte vardı. Artık şimdi Cenk'in orada zaten her zaman için Galatasaray'da her türlü bir yeri var. var, var. Bu hangi konum olur? Sportif direktörlük mü olur? Öbür tarafta mı olur? O mu olur? O farklı bir şey. Ama bir yerde bir konumu var. Ben niye bu konuyu açtım? Niye değindim? Hı hı. Aynısı işten günle tekrar söylüyorum. Ogan Targın'ın yaşadıklarını, yaşandığını geçmiş yönetimde burada yaşanması çünkü kötü gitti işler herkes o tarafa e, baştan bunlar belliydi ama açıklamadılar. Hı. Açıklanmış olsa bütün kamuoyu bilecek. Ve tekrar söylüyorum kulüplerde bilhassa büyük kulüplerde Avrupa'da bu tarz işler yapılıyor. Menajerle anlaşılıyor. Resmi menajer çünkü biliyor piyasayı biliyor. Oyuncuyla nasıl konuşulacak? Onun maliyeti nedir? 3 aşağı 5 yukarı kulüplerle biliyor. Her şeyini hazırlamasını yapıyorlar. Var. Böyle yapıyor. Ben konuştum. Mesela istiyorum Aykut'u değil mi? Hı hı. İşte diyor burada diyor her şeyi. Ondan sonra oturuyorsunuz, en sonunda işi bitirmeye çalışıyorsunuz. Yani olay bu doğru bir yöntem, olması gereken Şimdi, bir yöntem. Bir, iki teknik adam, üçüncü alternatif yok deniliyor. Nerede? Okan Buruk, Igor Tudor. Konuşulan o hı. Yani benim elde ettiğim bir istihbarat değil. Ha, Tudor burada denendi tamam ama Okan Buruk konusunda da Galatasaray'a yakın kaynaklar bu iş bitti diyor Okan Hoca için. Zaten Metin Bey değil mi? Metin Bey Okan Buruk'la anlaşmıştı ve şu anda bir onun üzerine planlar da yapılmıştı. Futbol durumu her her şey olabilir. Çok isim yazılır, çizilir. Bir anda renk değişi verir. Şimdi Cenk Bey ile başlayalım konuşmaya. Hı. Sonrasında da teknik adam tercihi Okan Buruk ilk sırada. Tabii şimdi daha evvelden Cenk Bey de görev yapmıştı zaten. Bu süreçlere hakim bir isim. Ama tabii hocamın dediği gibi bir rolde mi olacak yoksa sportif sektörlük biraz daha farklı bir rol çünkü. Yani ne olacak bilemiyorum ama net olarak bir de sportif direktörün de altını doldurmak lazım Aykut. Yani çok farklı bir şey. Ya çok farklı bir şey. Yani Avrupa'da nasıl kurgulanıyor, bizim ülkemizde nasıl kurgulanıyor? Hele alt liglerde sportif direktör biliyorsun hocam ne oluyor? Teknik direktör gittikten sonra ilk gelecek yedek teknik direktör <laughs> oluyor. Çok kısa girebilir miyiz? direktör. Buyur hocam. Bu işin içinden gelen, yani futbol oynayan, teknik direktörlük yapan. Antrenörlük vasfı mutlaka bence yani olmalı Çünkü olacak. Ben hocayla ne konuşsam, sportif direktör ne evet. konuşacağım? Adam sana bir yerde bir yanlış yapıyorsa gidiyorsa onun içine giriyorsun. Neyse çok farklı şeyler. Buyurun. Evet. Dolayısıyla ben de hocama katılıyorum. Mutlaka ama mutlaka sportif direktörün antrenörlük geçmişinin olması gerektiğine inanıyorum ki orada antrenörle bazı şeyleri soğuk konuşabilsin. Bazı konularda antrenöre hani hesap sormak demeyelim de yok işte istişare neredeyim? anlatabiliyor muyum? İstişarede istişarede i̇stişare bulunacak. Çünkü sportif direktör dünyada tek direktörün üzerindedir yani. Sportif direktör makamı Bugün sportif direktör belirler zaten. Yönetimden sonra gelen. Tabii kişi. ki. Ama tamamdır. Tabii. Türkiye'de Tek çok ki. geçer akçe Heh, değil. İşte onu anlatmaya çalışıyorum. O modeli oturtmak lazım. Genelde ne oldu? Dağım'ın sportif direktörü değil mi Aykut Hoca? Ondan evet. sonra Dağım gitti, Aykut Hoca geldi. Çok örnek var. Hani böyle konumlandırmamak lazım ama e, hoca tercihine geçeyim. Orada da, şimdi sen e, iki kişi var dedin. Tudor'un Tudor adını duydum ben. Yani Tudor'un Galatasaray geçmişi yani çok mu iyiydi? Bence pek iyi değildi. Ötesinde bu sezon İtalya'daki performansı fener değildi. Biraz İtalya'da çalıştırdığı takımın kalibresiyle, ligdeki, kendi ligindeki kalibresiyle Galatasaray'ın bu ligdeki kalibresi aynı değil. Onu söyleyelim. Farklı e, kalibrasyonda takımlar. Onun için Okan Buruk ama farklı. Okan Buruk burada futbol oynaması taraftar için önemli. Taraftarın sahiplenmesi, Ve saygı başarılı bir adam. için önemli. Ayrıca şampiyon teknik adam. Türkiye'ye Türkiye 6. şampiyonlu yani Türkiye 6. şampiyon takımı kazandıran bir teknik adam. Ayrıca Avrupa'da da çok başarılı oldu Okan Hoca'nın takımı Başakşehir'de. Çok pozitif. Modern futbolu takip eden, oyuncu portföyü olan bak en önemli konulardan biri. Oyuncu portföyü olan, oyuncu bilen, oyuncuları takip eden, bu işi seven, maç izleyen Klasik eski futbolcu teknik direktör değil. değil. Bu işi severek yapan çok değerli, benim de saygı duyduğum bir teknik adam. Ama yani, tabii karar yönetimin yani. Yönetim Biz burada, burada sadece tabii. mevcut isimleri değerlendiriyoruz. Birazdan Skype bağlantısıyla Ozan Zeybek de programımıza <laughs> dahil olacak. Arkadaşlarımız arıyor. Yani Mahmut abi, Galatasaray teknik adamını elbette belirleyecek. Yani bir tercih yapacak Dursun Bey veyahut işte Cenk Ergün. Ee, ama muhtemelen tabii bu bir başkan tarafından belirlenecektir teknik yani, adam. Tabii Dursun şöyle, Bey mutlaka e, kafasında vardır. Sevgili Cenk Boşu işi e, belirlenmeden ziyade daha çok o, yeni gelen yönetim Sayın Dursun duruşun başkan ve yönetimi sen de de biraz evvel bahsettin ya Metin Özbek Sayın Metin Özbek e, Okan'la görüştü. Evet e, Mehmet e, Sarıkaya ve Erhan Gündal ikisi e, Okan Hoca ile görüşmelerini yaptılar. E, prensipte de anlaşılmıştı. Tabi şimdi tabii yönetim değişti, yönetimler değişti. Yeni başkan birleştiler. Buradan ne çıkar? Kendi fikrimiz bizim bu. Ee, şu anda Galatasaray'a yabancı hocadan ziyade e, bir yerli hocanın daha faydalı olacağını, biraz da Okan Buruk olursa isim olarak da. Ama şu var biz bunları konuşuruz da resmi sizin bir hocanız var mukaveleli. O dair konu. Yani şu anda bir orası var. Orada da 2 milyonluk bir şeylerden bahsediliyor. Nerede dediler? Manavgat'ta mı? Bir yerde tatildeymiş hoca. O taraflarda yani resmi bir hoca var. Şimdi biz o profili onu bir tarafa göre mukavelesi bitmeden konuşuyoruz da. Avukatlara bağlamıştır işi hocam. Ya şimdi mutlaka bağlayacaklar da ama 2 milyonda az bir rakam değil ya. 2 milyona üç tane topçunun şey, yazık şu ön var. anlaşması. Ama yani, şu bu yönetimin kabahati de değil. ama yerine. bak Burak elmas şunu yapabilirdi. Sezon sonuna kadar artı opsiyonlu. Bir bakalım çıkış ne olacak? Hem kendisine zarar verdi hem Galatasaray Kulübü'ne zarar. Bir buçuk senedeki niye, neye istinaden yapıyorsunuz bunu? ve bir de tabii onlar onu yapılmış, geçirmiş, edilmiş ama önce resmi bir hoca var şu anda. Biz konuşuyoruz ama e, ben de yani e, Sayın Dursun Başkan'ın veyahut da yönetimin çok fazla <laughs> dışarıda ancak işte bakıyorsunuz mesela bir tarafta Pirlo var, bir tarafta Yesus var. Siz Öyle bir yabancı bir hoca getirmeniz lazım bir profil olarak. Hemen hemen eş eşdeğerlerde olacak ama bizim Okan'ımız da eş Evet Bence de. Yani, yani Okan'ı da yabana Okan atamayız. Da çok yani yabana, milli takımda çalıştı mı çalıştı. Milli takımı da var, apoletleri var, şampiyonluğu var, şampiyonlar liginde var, Türkiye Akisar, Kupası var. Akisar, yani, Rize. Evet, Rize, Rize Rize Çok oyuncu geliştiren bir teknik adam. Evet. Camia'nın kriterlerini çok iyi bilen ve futbolcularla da çok iyi diyalog olan ve modern antrenman metotlarını çok iyi uygulayan bir teknik direktörden Yardımcısı bahsediyoruz. Yardımcısı da çok yetenekli İrfan Saraloğlu. Ya İrfan o da tabii o senelerden beri beraber. Yıllardır beraber. Senelerden yani. beri beraber. Yani bizim tabii kendi şahsi gönlümüz, görmek istediğimiz, kendi Türk hocamızdan yana e, tekrar hani şimdi artık hep Galatasaray'da şu var. Fatih Terim, Fatih Terim, Fatih Tamam. Fatih Hoca bir ideoloji. Okan Hoca da bu kulübü hak ediyor yani. Orada ben de diyorum ben. Olmayı, değil Geçte, mi? Ya, o, o, kalibrede artık. bir hocamız olmasa da yabancı getirin de hazır Okan Buruk şimdi var. Şimdi yani. şu Bırak hocam. Evet. Fatih Terim hoca tamam. Bitti artık onu bırakın Hiç, artık yeni bir Fatih Terim var. Yeni Şenol Güreşler. Bir, Mustafa Denizler hocam, lazım İşte bir, sizler varsınız. Öbür tarafta bir arkadaşlar var. Şimdi, Çalışanlar var. Onlar gidecekler öyle. bir yere.